Merhabalar. Hoş geldiniz. Efendim, 30 Ekim 2008 akşamına sizler ekran başına, sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ne güzel. Gençler, anneler, babalar, kalbi kırıklar, birbirine sarılanlar. Efendim, mutlu bir program hazırladık sizlere TRT ekranlarından. Zannediyoruz ki bu geceyle keyifle yaşayacaksınız. Hiç gecikmeden program ortağım, değerli sunucu arkadaşım ve Türkiye'nin en solisti. Belki inanmayacaksınız ama Sibel Can geliyor. Thank you.
Sonsuz teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar önce bu güzel şarkıyı ben sevgili Gönül Akkor'dan, kendisi bilmiyorum şu anda izliyorum ama, inanılmaz sevdiğim, çok kıymetli bir sanatçıdır. Buradan kocaman alkış gönderelim sevgili Gönül Akkor'a. İnşallah kendisini ziyarete gideceğim. Şile'de oturuyor. Kızıyla görüştüm. Ona ithaf etmek istedim ve bu güzel şarkının bestecisi de yine benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum değerli müzisyen büyüğümüz Rıfat Şanlel. Hocamıza da sevgiler buradan. Efendim sizlere de her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Biliyorum ki bu güzel şarkıyı da beraber söyleyeceğiz. Elleri göreyim şöyle en yukarıda. Sen de söyleyeceksin. Gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Günlerde aradım yakan bu seni. Hadi. Unutma sevgilim, unutma seni. Hasret canıma yetti. Hicranı kalbimde sabrı tüketti. Yıllar var bu hasret canıma yetti. Hicranı kalbimde sabrı tüketti. Vefasız gör bana aşk neden etti. Unutma sevgili, unutma seni. Aşk neden etti?
Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir ziyafetle başladık yine. Harika vallahi. İyi ki şarkı söylüyorum. Kıyafetlerinizi bunu siz mi seçiyorsunuz? Ben seçiyorum. Özellikle. Ben seçiyorum. 126 tanesinin arasından. Vallahi değil mi? Hemen hemen her hafta tabii ki bu, yalnız farklı. Yalnız renk biliyorsunuz mor küskün rengidir. Küskün mü? Evet. Vallahi bilmiyordum, ben çok seviyorum. Mesela bugün mor çok seviyorum. Evet, çok güzel yakışmış. Hayır, gözlerde de mor ışıltılar var. Yani her halimle mi ben küstüm şimdi? Mor iyi de siz gözlerinizin üstüne böyle mavi olunca tuhaf oluyor, ben korkuyorum. Çünkü gözünüz kapatsa bile kapanmamış gibi oluyor. Teşekkür ederim ama hiç böyle küskün rengi olduğunu bilmiyordum. Bu hafta böyle bir yanakta bir kalp, bir durulmaz tabelası yok, falan. O geçen haftaydı, evet. Her hafta başka. Olmaz mı? Bu hafta böyle mor. Efendim özellikle beyefendiler teşekkür çok beğenmişler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Bu güzel eseri bile sayenizde birçok insan tekrar edebiliyor yani. Normalde hani mikrofon uzatınca buradaki genç kesim yapamazsan yok hani onu ezbere bilirler de sizin bu eserlerinizi de bilmeleri ne hoş değil. Bunlar tabii ki biz bunlarla büyüdük. Sizler de aynı şekilde. Ben özellikle şu kesim bayağı büyümüş gördüm ben. Evet. Vallahi en çok oradan ses geliyor. Evet. Sakallar çıkmış. En çok. Evet. Vay harikasınız. Bütün hemen hemen söylediğimiz şarkıları hep eşlik ediyorlar. Her hafta bunu yaşıyoruz. Daha önceki geçen konserlerimizde hafta de öyle oldu. Geçen hafta burada komple kız arkadaşlar vardı en önde biliyorsunuz. Bu altısı araya bir darbeyle girmişler bir şekilde. Sandık koymuşlar. Tamam. Heyecan. Birbirinize sarılın. Tamam, orada dur. Hoş geldiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için de. Tekrar sağ olun. Efendim. Sağ olun. Yine unutulmaz. Bir usta. Gerçekten usta. O ustayı bu sahnede görmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Benim çok sevdiğim, hayran olduğum, çok kıymetli bir sanatçı. Efendim Türk müziğine adını altın harflerle yazdırmış. Çok değerli, çok kıymet verdiğimiz bir sanatçımız geliyor. Evet. Karşınızda Bedia Akartürk. Hey, hey.
Tebrik ediyoruz efendim. Vallahi ben dinlerken yoruldum. Buyurun efendim. Kaşıkları alayım ben. Belki biraz sonra öğretirsiniz bana. Vallahi zil çalıyordum da daha önce kaşık denememiştim. O kaşıklar bunu bir şey değil biliyorsunuz. Altın kaşıklar nerede? Altın kaşığı var Bediha Kartürk'ün. Müzede değil mi? Ben de dedim onlarla. Müzeyi konuşacağız birazdan evet. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz bize. Kaç yıldır sahnedesiniz efendim? 50. 50 yıl. 50 yıl. Yani şu ön sıranın yaş toplamı kadar. Ne mutlu. Ne mutlu. Teşekkür ederim. Gerçekten. İnşallah bizler de aynı şeyleri görürüz, yaşarız. Aynı çizgide İnşallah. Yıllarca İnşallah. Kalırız. Allah Önemli sağlık. Olan bu zaten. Sağlık saat versin, sağlıklı yaşam güzel. Versin. Ne kadar güzel. Bak, 50 yıl. Gözünün içi gülüyor ama Bediha Hanım farkında mısınız hali? Ve inanılmaz enerji. Evet. Festivallerde birkaç festivalde aynı gün sahne almadık ama hep duyuyorum günlerde, sizi. Eşit günlerde, evet. Bütün herkes Bediha Hanım'ın sahnesini konuşuyor. Evet. Yaklaşık 2,5-3 saat aynı tempoda, aynı hızda. Pırıl pırıl. Seyirciler değişiyor falan. Ses yine aynı ses. Evet, 50 yıl sonra da ne mutlu size. Allah nazardan saklasın. Allah razı olsun. Gerçekten. Sağ olun. Allah nazardan saklasın. Bediha Hanım'a alkışlarla yerine uğurlarken. Şeref verdiniz. Buyurun. Bir diğer sanatçı konuğumuzla hiç gecikmeden davet edelim sohbetimize. Bak birisi bildi gördün mü? Birisi Nasıl? Bildi. Birisi bildi kim olduğunu konuğu. O kadar saklamıştı. Kırmızı kurdaleyi çıkartın. Efendim türkü deyince akla genç nesli Türkiye'ye yakınlaştıran çok değerli bir isim değil mi Sibel? Çok çok. Ben gerçekten bayılıyorum ona ve çok da komik. Değil mi? Aynı zamanda komik. Mizah yeteneği var. Evet o da var. Bir de yakışıklı falan. Böyle insanları çağırmayalım Hepsi diyorum size. Hepsi bir arada. Neden evet. öyle kıskanıyorsun sen çok Sibel yakışıklısın. Hanım. Ama türkü söyleyemiyorum durumum yok. Allah Allah senin sesin de güzel. Bir gün öyle sürpriz yapacağız zaten. Bir gün evet. Sesin güzel güzel. Çıkmasın benim albüm seneye Sibel Can'la düet diye. Olabilir. Vallahi olabilir. Hadi çağıralım bakalım. Mı konuğumuzu? Hemen. İstiyorsunuz efendim, değil mi? Karşınızda Hüseyin Turan geliyor. Korkarım seni
Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İsterseniz ben devam edeyim. Vallahi iyi, biz olur. Bayağı seyreder haldeyiz. Ne güzel oturuyoruz böyle. Harikaydı bu şarkıda. Efendim yine bu şarkı temsilcilerinden Hüseyin Turan'ı dinler misiniz? Beğenir misiniz Bediye Hanım? Türkü söyleyen her kişiyi beğenirim. Yani biz birbirimizi biliriz tabii ki, değil mi? Hem de nasıl? Evet ablacığım. Ama o kadar güzel ki zaten beğenmemesine imkan yok, dinlememesine çok, imkan yok. Çok, evet. Gerçekten. Teşekkür ederim. Arka arkaya sağ çok olun, güzel işler olun, yapıldı. Efendim, tebrik efendim. Ediyorum seni. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Hemen. İşte, vallahi aynı şeyde gitmeye çalışıyoruz. Benim biraz böyle gevezeliğim var, ona göre hani alış diye bir şey yapıyorum. Tabii, hani araya da gireceğim. Cevun biliyorsun değil mi? Mümkün olduğu kadar sözü size bırakabilirim. Bu arada hemen programdan önce konuştuk, kısaca üstünde duralım. Hüseyin Turan biliyorsunuz konuşma ile ilgili bir zorluğu var. O da kekemeli. Bu bana çok uzak bir şey değil çünkü benim babam kekeme. Öyle yani mi? Hiç garip gelmiyor bana. Herkes niye kekeme değil falan diye büyüdük zaten biz evde. Şimdi konuşurken şeyi söyledim. Babam bir gün şeyi keşfetti. Kekemeler şarkı söylerken bu özellikleri ortadan kalkıyor. Doğru. Biz bunu öğrendi babam. Evde 20 gün besteyle konuştuk. Güzel. Tabii. Gün tam bulansın nerede kaldı geliyor hemen baba çayı da demleyin falan. Bayağı. Ama yok tabii. Onun yani, tekniği var değil mi efendim? Nedir o? Yani o tabii yani böyle bir ritimle konuştuğunda işte ya da bir şarkıyla konuştuğunuzda evet. Tabii ki hiçbir şekilde bir takılma olmuyor ama... Evet. Eğer böyle benim gibi hızlı hızlı konuşmaya çalışırsanız ama ben tabii artık ya ben arsız kekemeyim artık yani o yüzden ben şey yapıyorum. Bir allem edip işte kallem edip ben bir şekilde anlatıyorum derdim. Ama bir insana bu kadar mı yakışır yani? Ya çok teşekkür ederim. Sağ hemen. Sağ olun. Ay yakıştı yakıştı. Hemen kısaca ilk yaptığı para kazanmak için öğrenciyken ilk yaptığı işi ve müşterileri nasıl tehdit ettiğiyle ilgili bir minik bir anısı var. Hemen olur tamam anlatalım böyle. Tabii ki. Ben şimdi bir dönem işte iş arıyordum. Yani şeyi söylüyordum her zaman yani 3-5 yaşından beri ben şeyi söylüyorum. Yani bu halk türkülerini söylüyorum. ama tabii bir, gitmeyin efendim. Çıkar ağzından, elbette çıkacak. Şimdi iş arıyordum. Bir kitapçının önünden işte geçiyordum. Oradan bir baktım şey aranıyor. Eleman aranıyor evet, yazıyor. Satış elemanı. Ya dedim bir gireyim bir şansımı deneyeyim bakayım işte ne olacak. İşte gittim 3 dakikada dükkan sahibine 3-5 dakikada falan iş arıyorum. Evet iş arıyorum dedim. Eyvah. İşte tabii dükkan sahibi dedi ya dedi işte kardeşim iyi güzel ama dedi sen dedi burada dedi yani bir şey kitapları satamazsın mesela. Dedi sen dedi. Nasıl anladın? Yani ben? Şeyle ilgilenip anlatana kadar dedi ben burada dedi. Batarız. Elbette. Ya, bir 3-5 dakikada da şu yani şu cümle işte söyledim ya bir deneseniz işte güzel iyi dedi hadi bakalım dedi ben göreyim seni dedi bir bugün dedi eğer dedi işte başarılı olursan dedi tamam dedi işte o gün oradaki bu diğer arkadaşlar ikişer üçer tane falan şey sattılar ama ben 15-20 tane sattım kitap. Nasıl? Ya, işin tabii bir sırrı vardı. Kesin. Yani hem şimdi ben gelen her gelen müşteriye o yani bir kitapla işte yani şeyden alıp işte ilgileniyorlar ya. Evet. Ben gidip işte bir şekilde onlarla ilgilenip yani uzun süren bir cümle işte kurma şeyinden sonra hani işte bu kitabı alacak mısınız? Bu kitabı işte yoksa ben size şey yapayım mı diyordum. Okuyayım mı diyordum. Bu yüzden de ön sözü okusan yeter. Sonra tabii ki kurtulmak için benden tabii o kitabı alıyorlardı böyle bir en çok bir sen anekdot. Mi sattın? Bravo. En çok ben satmıştım. Efendim konuklarımızdan Beyda Akatürk'ün adını taşıyan kendisinin ömrüne bereket uzun ömürler diliyoruz yaşarken ömür versin. Müzesi olan enteresan bir sanatçı bu onura bu gururu yaşayan bir insan. Ne bu müzeyi var. Anlatır mısınız efendim nerededir şimdi, ne zaman çıktı? Ödemiş'te İzmir Ödemiş'te. Doğduğunuz yerde. Evet Sayın Belediye Başkanımız Mahmut Badem Bey tarafından ben rica ettim. Çünkü Ödemiş Musiki Cemiyeti'nde yetiştim. Oraya yakışırdı yani Musiki Cemiyeti'ndeki toplu resmim var çocukluktan. Evet. Dedim bu buraya münasiptir. Başka yere katiyen olmaz. Ne dersin dedim. O da kabul etti. Eksik olmasın. Şimdi Ödemiş'te müzem hem ilkokulumun karşısında. Aynen. O kadar enteresan ki çok antik bir ev. Cumbalı.
Çok güzel. Restore ettiler. Eksik olmasınlar Mahmut Bey. Çok güzel hazırlandı. Bütün ödüllerim, altın plaklarım. Altın kaşıklar. Altın kaşık. Galiba. Altın taç, evet. Ay ne kadar güzel. Yaptığım bütün bebekler. Plaketler yaptığım bir hepsi alması mümkün değil plaketlerin. Çünkü 300'ün üstünde daha tabii, devamlı da geliyor. Ödev için girişine sermek lazım o plaketleri efendim. İyi olur. Hoş ne kadar yok, güzel. Feda mutlu. Olsun. Ödemişe feda olsun. Ne mutlu. Efendim, ne yapalım memleketim olacak değil mi? Tabii. Salvador Dali gibi bir dünya ismi nasip oldu böyle bir şey. Evet. Bir de Akasya nasip olmuş. Onda Paris'te yaşarken müzesi vardır. Şimdi Sibel Can neden şarkı söylemiyor diye birbiriyle tartışan var orada. Sakin ol söyleyecek. Allah. Evet, Allah. Sakin ol. Sibel Can geliyor efendim. Aa, peki. Buyurun. Söyleyeyim.
Çok bekleyeceğim.